arkasına baktı, elini kaldırdı. "Fenerbahçe'ye sonsuz başarılar dilerim. Allah ısmarladık," dedi. Osmanlı futbolla gayrimüslimler sayesinde tanışmıştı. Sultan II. Abdülhamit, Türklere futbol oynamayı ve futbol kulübü kurmayı yasakladığı için Türkler gizli gizli futbol oynuyor, yabancı isimler alıyordu. 1907 yılına geldiğimizde ise siyasi karışıklıklardan dolayı baskılar başka yöne çevrilmiş ve Fenerbahçe Spor Kulübü, ülke gençlerini hayat mücadelesine, askeri seferlere ve zorluklara alıştırmak amacıyla maddi sıkıntılar içinde kurulmuştu. Mustafa Kemal de o yıllarda sürgün yediği Şam'dan Manastır'a atanmış genç bir kıdemli yüzbaşıydı. Yine aynı yıl İttihat ve Terakki'ye katılmıştı. Kemal Paşa'nın Fenerbahçe ile ilk buluşması 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru gerçekleşecekti. 3 Mayıs 1918 tarihinde ülkenin en şöhretli paşalarından biri olan Mustafa Kemal Paşa, Fenerbahçe'nin 10. Başkanı ve İttihat ve Terakki'nin baş katibi Sabri Bey ile kulübü ziyaret edecekti. İstanbul'da Sabri Bey'in evinde misafir olan Kemal Paşa ile Sabri Bey arasında Fenerbahçe üzerine ve Fenerbahçeli sporcuların cephelerde bulunması üzerine bir sohbet gerçekleşmişti. Bunun üzerine Kemal Paşa konuya hakim olduğunu, Fenerbahçe'yi ve başarılarını bildiğini belirtip yarın kulübü ziyaret edelim dedi. Haber kuş türlü kulüp lokaline ulaştığında Anafartlar kahramanı Mustafa Kemal Paşa'nın kulübü ziyaret edecek olması tüm sporcularda ve yöneticilerde heyecan yaratmıştı. 3 Mayıs günü Mustafa Kemal ve Sabri Bey kulübe girdiğinde yoğun bir alkış ve tezahüratlar eşliğinde karşılandı. Mustafa El-Katip Bey, "Paşam, hoş geldiniz. Bizi ve kulübümüzü şereflendirdiniz. Bir şeyler içmek ister misiniz?" dedi. Kemal Paşa her zaman olduğu gibi kahve istedi. Hava sıcaktı. Kahvenin ardından bir de limonata içti. O gün orada ileride Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri olacak olan Fenerbahçeli forvet Münir Nurettin Selçuk da vardı. Mustafa Kemal Paşa, Fenerbahçe gençliğinin kendisine gösterdiği bu ilgiye oldukça mutlu olmuş bir şekilde kulübü gezmeye başladı. Kupaları incelerken bir kupanın önünde durup, "İngiliz takımlarının bulunduğu ligde mi kazandınız bu kupayı?" diye sordu. "Evet paşam," yanıtını aldıktan sonra "işte buna çok sevindim," demişti. Kulüp yöneticilerin çoğunluğu iddiatçı kadrolardan oluşuyordu. Bir saat süreyle bir odada da toplantı yapıldı. Bu toplantıda elbette sadece futbol konuşulmayacaktı. Kim bilir, belki de savaşın kaybedildiği herkes tarafından malum olan o günlerde gelecek için planlar yapılmıştı. Çünkü kulübün iddiatçı kadrosu yeraltı faaliyetlerini kurmaya başlamıştı bile. Ardından kulübün hatıra defterinin başına geçen Kemal Paşa, Fenerbahçe tarihine geçecek olan şu cümleleri yazdı. "Fenerbahçe kulübünün her tarafta beğenilip değer verilen, ortaya çıkmış eser ve çalışmalarını duymuş ve bu kulübü ziyaret edip işte bu emeğe yardımı olanları tebrik etmeyi görev edinmiştim. Bu görev ancak bugün yerine getirilebilmiştir. Takdir ettiğimi ve kutladığımı buraya kaydetmekle övünüyorum. Ordu Kumandanı Mustafa Kemal, 3 Mayıs 1918. Hatıra defterini imzaladıktan sonra alkışlar eşliğinde karşıya geçmek için Fenerbahçeli sporcuların kullandığı kayaya doğru yönelen Mustafa Kemal Paşa arkasına baktı, elini kaldırdı. "Fenerbahçe'ye sonsuz başarılar dilerim. Allah ısmarladık," dedi. Bir sene sonra Samsun'a çıkacak olan Mustafa Kemal Paşa'ya silah desteğinin yapıldığı yerlerden biri de bir sene önce ayrılmış olduğu işte bu kuş dili lokalinin önündeki iskeleydi. Fenerbahçeli sporcular aktif bir şekilde silah ve mühimmat kaçakçılığı görevini üstleniyor, kulübü adeta üst olarak kullanıyor, kayıklarla gemilere ulaştırıyorlardı. O dönem Sirkeci Gümrük Müdürü olan Fenerbahçe'nin bir numaralı üyesi Enver Bey de silah kaçırmada oldukça aktif çalışmış ve yıllar sonra Mustafa Kemal tarafından Korkusuz Türk ünvanıyla şereflendirilmişti. Fenerbahçe sporcusu ve eski başkanı Yavuz İsmet o günleri şöyle aktaracaktı. "Tıbbiyenin 5. sınıfına gelmiştim. Fenerbahçeli futbolcu, atlet, boksör, 14 sporcu Selimiye kışlasının cephanelerine dadanmıştık. Gece olduğu zaman sessizce başında nöbet tutulan cephaneliklere sokuluyor,
Esir Osmanlı ordusunun mavzerlerini teker teker çalarak İbrahim Ağa çayırına taşıyorduk. Çayırda milislerimizle buluşuyor, silah çuvallarını onlara teslim ediyorduk. Onlar da Mustafa Kemal'in ordularını ulaştırmak üzere Karadeniz sahillerine götürüyorlardı. Cephaneliklerden silah çalmamız aylar sürdü. Neredeyse hepsini boşaltmıştık. Silah kaçırma işi bir süre sonra ortaya çıkmış, İngiliz işgal birlikleri kulübü basmış, bu esnada silahları kurtarmak için İngilizleri oyalayan Fenerbahçe B takımı oyuncularından Refik ve Mustafa Beyler şehit olmuştu. Mustafa Kemal Paşa'nın arkadaşı ve eski başkan Sabri Toprak Bey de Malta'ya sürülmüş, ilerleyen zamanlarda Kemalistlerle işbirliği yaptığı gerekçesiyle İngilizler tarafından Fenerbahçe'de 70 günlüğüne kapatılmıştı. Birçok Fenerbahçe sporcusu gizlice Anadolu'ya kaçtı, cephelerde şehit oldu. Kalanlarsa işgal güçleriyle oynadıkları maçlarda aldıkları galibiyetlerle halka ve askere moral verdi. Kurtuluş Savaşı kazanıldığında herkes gibi Fenerbahçe'de bayram ediyordu. Atatürk ve Fenerbahçe'nin yeni buluşması 3 yıl sonra gerçekleşecekti. Yıl 1925'ti. Bir dizi incelemeler yapmak üzere Bursa'ya gelen Mustafa Kemal, gelişinin şerefine düzenlenen Fenerbahçe ve Bursa-Ankara Muhafız Gücü karma futbol takımlarının maçlarını izlemiş, bu maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı. İşte bu karede o günden bize kalan bir anı. Yine Atatürk ilerleyen yıllarda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün düzenlediği bir baloya özel davetli olarak katılmıştı. 1932 yılı Fenerbahçe için pek güzel geçmedi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün binası yandı. Atatürk haberi aldığında oldukça üzüldü ve destek olmak istedi. O dönemin parasıyla 790 lira yardım parası toplanmıştı. Atatürk de kendi cebinden 500 lira bağışlayıp binanın yeniden yapılmasını sağladı. Bir süre sonra kulüp binasının içine Atatürk'ün bir büstünü koymak isteyen Fenerbahçeliler bizzat Atatürk'ten özel izin almışlardı. Hatta Atatürk ilk başlarda büstün konulmasına pek taraftar değildi. Fakat yoğun ısrarlar sonucu peki koyun ama iyi bir yere koyun ha diyerek yöneticilerle şakalaşmıştı. Böylelikle Atatürk büstü ilk defa bir spor kulübünün içinde yer almıştı. Büstün açılış töreninde Fenerbahçeliler şu sözleri söyledi. Büyük Atatürk, senin açtığın yolda, senin göstereceğin hedefe yürüyeceğimize, bizlere emanet ettiğin cumhuriyeti koruyacağımıza, Türk ruhu, Türk asaleti, Türk sporculuğu ve mertliği ile senin peşinden geleceğimize, gözlerimizi senden ayırmayacağımıza and içeriz. Atatürk, Fenerbahçe su topu takımının maçlarını da izlemiş, sporcuların isteklerini sormuş ve bu istekleri bizzat karşılamıştı. Atatürk'ün hangi takımlı olduğu hep merak edilir. Birkaç anıya göre Atatürk, Fenerbahçeli olduğunu belirtmiştir. Bu anılardan bir tanesi şudur. İstanbul'da Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelmiştir. Maçın sonucunu merak edenlerden biri de Atatürk'tür. Maç devam ederken Atatürk telefonla skoru öğrenmiş ve o sırada yanında bulunan Galatasaraylı Necmettin Sadık'a Fenerbahçe'nin önde olduğunu söylemiştir. Necmettin Bey'in suratı asılmışken bir telefon daha gelir. Atatürk skoru öğrendikten sonra Necmettin Bey'e dönüp sizinkiler dağıtmış. Maç 3-3 bitmiş. İyi oldu. Ne siz üzüldünüz ne biz demiştir. Yine bir başka anıda Galatasaraylı Ruşen Eşref Günaydın'a göre Atatürk bir dost sohbetinde iki Fenerbahçeli, üç Galatasaraylı olarak oturulurken 3'e 3 olduk. Ben de Fenerbahçeliyim demiştir. Bunun gibi birkaç anı daha vardır. Fakat bu anılar tekil kaynaklardan bizlere ulaşan anılardır. Atatürk direkt olarak hangi takımlısınız diye soran Galatasaray Lisesi öğrencilerine şöyle bir cevap vermiştir. Çocuklar, siz Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı ya da diğer takımları tutunuz. Sporu seviniz, oynayınız. Ben ve benim gibi toplum önünde olan insanlar asla takım tutmamalı. Veya tutsalar da onu hep içinde saklamalıdırlar. Bunun için ben takım tutmam. Sadece milli takımı tutarım demiştir. Atatürk'ün Beşiktaş'la, Galatasaray'la, Ordu Spor'la da anıları vardır. Hatta Beşiktaşlılar da Atatürk'ün Beşiktaşlı olduğunu iddia ederler. İlerleyen zamanlarda diğer kulüplerin Atatürk'le olan ilgisini de sizlere aktaracağım. Atatürk Fenerbahçeli midir
yoksa başka bir takımı mı destekliyordur bunu bilemeyiz, fakat Fenerbahçe'ye sempatisi olduğu aşikardır. Bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kalın sağlıcakla.